Tarihe iz bırakan Türk komutanlar programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Gelişmiş orduların temelini atan Metehan ve ordusunun bilinmeyenlerini anlatacağız. Metehan, gösterişli Çin ordusunu bir tepeden seyrederken vezirinin ağzından biraz hayret, biraz da telaşla şu cümleler dökülür. Hanım, çekilecek miyiz? Devasa bir ordu karşısında bir avuç sayılabilecek askerlerinin önündeki Metehan'ın vezirine verdiği cevap kısa ve nettir. Ben bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim? Metehan, Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğludur. Babası, Teoman'ın yasal varisi olmasına rağmen Çinli üvey annesinin taamüllere aykırı olarak kendi oğlunu tahta geçirme arzusu ve entrikalarıyla babasının barış kefareti olarak Yeüçilere verilir. Babasının peşinden gönderdiği ordunun baskınından kurtulan Metehan doğduğu topraklara geri döner. Babasının kendisini ödüllendirme bahanesiyle verdiği 10 bin kişilik ordunun kendisi için yeterli olmayacağının farkında olan Metehan, tarihte ilk kez görülen bir ordu yönetim şeması çıkarır. Öncelikle ordusunu günümüz modern ordularının temel disiplin kabul ettiği anlayışa göre sınıflandırır. Askerlerini onbaşı, ellibaşı, yüzbaşı ve tümenbeyi olarak kategorize ettiği komutanların emri altında toplar. Metehan, sürekli ve acımasız bir eğitimle askerlerini hiç bozulmayacak bir disiplin içinde yetiştirir. Ata binme, ok ve kılıç kullanma maharetleriyle tanınan ordusunun sırlarından biri de askerlerinin kullandığı oklarda saklıydı. Psikolojik savaşın ilk örneği bu oklarda uygulanır. Atıldığı anda ses çıkararak yol alan bu ok, düşman askerleri için psikolojik bir yıkım demekti. Metehan, ordusu için bir de silah üretim merkezi kurdu. Cepheden cepheye süre gelen hayatı boyunca zafer kazanmadığı savaş yoktur. Askeri düzen ve disipline dair getirdiği yenilikler ve başarıları sebebiyle tahta geçtiği M.Ö. 209 yılı Türk Kara Kuvvetleri kuruluş yılı olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Nihal Atsız 1963 ve 1973'te Türkiye Kara Ordusu'nun kuruluş tarihinin Mete'nin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır. Atsız'ın görüşlerinin etkisiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi. Çanakkale'de batıya meydan okuyan Türk milletinin gücü belki de 2000 yıllık kadim bir geçmişe sahip olan ordusundaki kahramanlarda saklıdır.